Bak bunlar şıpşak çektiler. Hani filmlerde oluyor ya, adam böyle sallıyor. Sonra görüntüler çıkmaya başlıyor. Süs havuzu da gödün mü? Banmadın. Bu da takmış süs havuzunu. Ne yapacaksa. Olma mı? Badın tabii. Hem de böyle gucuman yapmışlar. Böyle fıskeleri falan var. Nasıl anlatayım size? Böyle aynı şelale gibi. Bir anda yağmur yağıyor, bir yandan da şelale akıyor gibi. Yiğit'e abla Yiğit'e! Sen ne sineması diyorsun, ne denizi diyorsun, ne fuarı diyorsun. Sen neden hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun? Sen şu haline bir baksan ya. Allah aşkına bir baksan ya. Gonca kızım. Sedef ne oldu lan ha? Sedef'ten bir haber var mı? Sedef döndü Sadıç. Ulan Sedef de mi öldü be? Doğru mu bu? Şşt lan. Döndü dedik lan. Aklımı aldın vallahi İsmail. Ey be. Vallahi bugün nihayet hayırlı bir haber duyduk sonunda. Allah çok şükür sağ salim eve döndü vallahi. Aynen. Süleyman. Hı? Sedef götürüm kalmış Sadıç. Sormaya da çekiniyorum ama şimdi senin bu durumun ne diyor doktorluğa? Siz de hem kafanı dinle diyorsunuz, hem de böyle sorular soruyorsunuz bana. Gidin hadi. Düşünmeyin bunları. Konuşuruz sonra. Gidin. Ya doktorla hemen ümidinizi kaybetmeyin dedi. İyileşeceğimmiş işte. Tedaviye olumlu cevap verirse iyileşeceğimiş dedi. Yok. Yok yok, ben biliyorum, düzelmeyecek, bu kalacak böyle. Ah Sedef'im, bahtsız kızım benim. Anne, Sedef'ten bir haber var mı? Çıkmış mı hastaneden? Çok iyi hatırlattın kızım. Hilmi, yemekten sonra bir geçmiş olasına gidelim mi? Ha? Zümrüt'ü de alırız, bir uğrar çıkarız. Kızım, belden aşağısında sorun varmış, yürüyemiyormuş dediler. Fizik tedavimini görecekmiş ilçede. Bunlar hep okumamaktan, biliyorsunuz mu Sadıç'la? Bakın hurda ne dep duru. Abdesti bir defa tam olarak aldıktan sonra öyle her seferinde oldu mu olmadım diye düşünmeye hiç gerek yokmuş. Yani ne diyor biliyor musun? Öyle günde 50 defa abdest alıyorsan sen vesvese yapıyorsun gülüm. Bak seni deyi veren demek. Sadıç, benim kitapta çok değişik şeyler söylüyor vallahi. Dini biliyor bak, dini biliyor bak. Aşk Allah sırlarının usturlabıdır. Dilin tefsiri pek aydınlatıcıdır. Fakat dile düşmeyen aşk daha nurludur. Yani? Şey işte be. Deyve be. Sevdiğim yol dakika başı diyor. Seni seviyorum gülüm. Seni seviyorum gülüm demeyeceksin diyor. Ya ben bunu anladım yani. Ha. Aynen. Ulan ben Neşe'ye hiç açılmasam da oluyormuş ya lan. İsmail. Hı. Sen niye evde kalmıyorsun gülüm? Kamil'e mi seni haber yollamış ya Ersin'den affettim diye? Bilmem. Hinci'de ben gitmek istemiyorum Sadıç. Hem zaten benim biraz toparlanmam lazım, biraz kendime gelmem lazım. Böyle keyifsiz keyifsiz gidersem onların da canını sıkarım Hinci. Hicabi, abi, Hafize abla Turşuam'a gitmişsin. Gecenin bir vakti. Göya ben aşeriyormuşum da göya yüklüymüşüm. Sen onu diyorsun. Turşu meselesini diyorsun. Ben... Ya benim canım turşu çektiydi de... Hafize'nin de turşuluğa pek güzel oluyor biliyorsun. O yüzden millet... kendi kendine kafasından yorum yapmış işte. Sanki erkeklerin canı turşu isteyemez. Beni bak. Ne hatta karıştırdıysan karıştırdın. Beni alakadar etmez. Emme benim kızım kötürüm gadı. Bu saatten sonra senden bu boğamını bekliyorum. Soytarı değil. Vallahi benim seni tanıdıkça galibim sana karşı pek bir ısınmış ama. Yok, şimdi Safiye.
Senin bizim Yeşilova'nın kızlarıyla bir takım olaylar yaşamışsın galiba. Benim Neşelen bu gönül meselelerini öğrenmişsin. Evet, öğrendim Süleyman. İşte gerçek o, doğru onunla. Yalan değil. Zaten ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Eysin bunu benden duyman istedim Safiye. Bu Neşelen gönül meselele doğru. Bunlar senin için artık çok büyük sorun olur diye düşünüyorum ben, haklısın. Yo. Benim için niye sorun olsun Süleyman? Aşk, meşk. Geçici şeyler bunlar. Üç günlük yalan dünya. Bugün varsın, yarın yoksun. Bak babama, daha dün bu bahçede dolanıp dururdun. Şimdi kara toprağın altında. Yani sen böyle şeyler kendine hiç dert etme Süleyman. Çünkü ben böyle şeyler kendime hiç dert etmiyorum. Yeter ki sen hep böyle iyi ol. Daha önceki seçimde beni istediniz. Ben de o zamandan beri yıllardır sizler için çalışıyorum. Kimseden bir şey görmedim Allah için yani. Allah razı olsun, hepinizden memnunum. Biz de senden memnunuz başkanım. Da bizim evin önündeki molozda vardı. Bir aydan beri söylüyorum, bir Allah'ın kulu gelip de kaldırmadı vallahi. Ben onu fen işleriyle konuştum, onu halledecekler merak etme. Birçok insan geldi bana, paralarını alamamış daha, bunu dediler. Mahsullerini vermişler ama tüccar Sami'den paralarını alamamış daha. Ulan sen kimin alet herif diyorsun ha? Kimi batakçı diyorsun? Ahan da başlıyor tiyatro. Demedim ben size, birazdan biri de balkona çıkacak. Milletin paralarını ödemiyor. Millet garibanlıktan kırılıp duruyor. Kara bataksisiniz. Belediyenin paraları gidiniz. Belediyenin kaçına borcu var. Kim yemiş lan belediyenin paraları ha? İspat et. Ama ispat edemezsen erkek değilsin. İspat et bakalım. Biz senin gibi batakçı mıyız be? Ulan bana bak, bostan korkulu. Öteki kolumu da ben kırarım. Sonra seni tarlala bostan korkulu diye dikerler. Gerçi senden Yeşilova'ya bostan korkulu bile olmaz be. Allah! Yaktım lan seni, yaktım! Ay, yavaş, yavaş, ay, bunu yapma! Şunu kurdun! Hadi yaptıklarını anlatamıyorsun, tamam. Bari projelerinden bahsediyoruz, o da yok. Neymiş? Vaat veremezmiş beyefendi. Yapamazsa ne olurmuş? Ya altında kalırım diyorum kadın, anlamıyor musun? Altında kalırım. Bir çocuk oyuncağı değil bu. Siyasetçisin sen, siyasetçi. Vaat vereceksin. Yapamazsan o zaman bir bahanesini bulacaksın. Yok ya. Bir kere ben siyasetçi değilim. Ben doktorum Gülenay. Ayrıca belediye başkanıyım. Ama madem bu kadar iyi biliyorsun, o zaman sen gir seçimlere. Bakalım üç oy alabiliyor musun, alamıyor musun? Oo, iyice abarttınız siz de ama. Allah aşkına biraz sakin olun ama. Sen karışma Zümrüt. Bu babanla benim aramda. Sen ne dedin Hilmi? Üç oy bile alamaz mısın dedin? Aynen öyle dedim Gülenay. Alamazsın tabii. Bu iş öyle sağma yapmaya benzemez Gülenay Hanım. Bak Hilmi, beni kızdırma. Koyarım adaylığımı, alırım elinden başkanlığı, konu komşuna rezil olursun. Koysana Gülenay. Allah aşkına adaylığını koy Gülenay. Bak sen bu başkanlığı kazan. Ha bak ne diyorum, sen başkanlığı kazan, ben bu evin bütün işlerini yapmazsam bana da Hilmi demesinler. Oho, köylü dertli ağzınızim doya, aman aman. Ekinini kurtla kapmış gördün mü? Ama niye yandım? Oylar Gülenay'a, Gülenay'a oylar. Yetti bu çileler, geçiyor yıllar. Gülenay geliyor, çekilin mayla. Gülenay'a, Gülenay'a, Gülenay'a oylar. Gülenay Çakırlı bomba gibi şarkıyla kısalt demiş seçimle.
E tabii şarkıyı söyleyenler gene aynı kişiler, tahmin etmişsinizdir. Anlaşılan bu seçimler çok çekişmeli geçecek gibi. E biz tabii bütün adayları eşit mesafedeyiz. Bu arada kusura bakmayın Hilmi Başkanım. Gülen Ayyengi 10 numara sarma getirince... ben de bu şarkıyı yapma mecbur kaldım. Bir kere de bir şeyini unutma bu boya. Bir kere de unutma. Yine ne un... Anne? Bir şeyini unutma bu boya. Bir kere de unutma. Yine ne un... Anne? Eminem. Kızım. Ne kadar büyümüşsün sen. Ne kadar güzelleşmişsin böyle. Ne yüzle geldin sen buraya? Böyle karşıma geçip nasıl utanmadan ne kadar büyümüşsün sen diyorsun. Ben biliyorum. Yüzüm yok ama... ama ben geri döndüm. Günahlarımla... hatalarımla... sana geri döndüm ben. Geri döndün demek ha? Geri döndün. Ne kadar kolay değil mi? Aa bak kızın kocaman olmuş. Bak kızın ne kadar da güzel olmuş. Çok kolay değil mi senin için? Nasıl büyüdü? Nasıl yaşadı bunca sene? Çok kolay değil mi? İnan ki kolay değil be kızım. Onca sene bir hatanın parçası olmak. Onca sene senin hasretinle yaşamak. Tam 10 sene be kızım. Tam 10 sene. Hep seni düşündüm. Hep senin hayalinle yaşadım. Ama ben de neler yaşadım be kızım. Hep sana gelmek istedim. Ama bir türlü şartlar el vermedi be kızım. Şimdi bana kızsan da, bağırsan da... ben senin için geldim be kızım. Neleri aşıp geldim, neleri. Emine! Hadi benim işim bitti kızım. Geliyorum baba. Gebura geç içeri, görmesin seni. Git içeri saklan. Hadi kızım, ne oyalanıp duruyorsun bak sen? Geldim baba. Gene beni kilitlediler, gene beni. Cemil neredesiniz lan? Ağaç oldun burada. Nerede olacağım lan? Lokum almaya gittim lokum. Lan altınlığa bozdurduk. Bir torbuk paramız var. Gene de lokum beni kilitlediniz ya. Helal olsun lan size. Sus lan. Sokağın ortasında. Süleyman nerede lan? O neden gelmedi? Bilmiyorum nerede. İşte ben de sana onu soruyorum ya. Süleyman nerede Cemil? Ha, o araba falan bakmaya gitmişti. Gelmedi mi de? Geldi. Geldi de ben sana söylemiyorum Cemil. Ulan ne kandırıyorsunuz? Nerede? Cemil. Aa lan. Süleyman değil mi o? Ana. Nereden bulmuş lan bu arabayı?
Aman evvel bakmayın da atlayın gülüm. Zaten Emin ağaç olmuştur bak. Bizi görür görmez hemen başlar. Nerede kaldınız? Hiç gelmeseydiniz gülüm diye. Ağzını laf vermeyeyim şu titreyin. Atlayın bakayım. Müezzinler atlaya. Süleyman, nereden buldun lan bu arabayı? Doğru mu bu? Çaldın mı lan yoksa? Doğru mu bu? Yok gari. Ali Ağlan yeğeninden aldım gülüm. Küçük bir kız meselemiz var dedim de, biz bir günlüğün harbi lazım dedim. Ha, onlar da hemen verdi ha? Lan bana bak, Ali Ağlan yeğeni kimseye günahını vermez. Doğru söyle, nasıl aldın bunu? Ne derler bilirsin Cemil. Paranın açamayacağı kapı yoktur gülüm. Yalnız altının galanını bozdurursak, biten kendimiz alem diyorum ben bundan. Oğlum taş gibi araba bu. Boş verin siz, saman maman diyorlar bu arabaya da. Koyunlar geçiler yiyor diyorlar da, vallahi boş verin. Taş gibi araba bak. Çok temiz araba, ben seni değ verem. İyi araba yani. Yumuşak araba biliyor musun? Bakıra. Vites biraz zor geçiyor ama geçti. Çok güzel araba bak. Vallahi altınla bozdurunca kesin alalım. Pineriz her gün. Geliyor la abi bak. Nerede kaldınız lan siz? Hiç gelmeseydiniz bari gülüm. Bak. Ni bak? Ulan damat dediğin kapıda it gibi titredilim böyle be? Zaten olayla pamuk ipliğine bağlı. Bir de sizin geç kalmanızı hiç kaldıramayacağım. Çekil bakayım. Hayırdır gençler? Nereden buldunuz bu arabayı? Bunu da birilerinden kaçırmadınız inşallah ha? Yok gar Şükrem, sen de emanet araba işte. Sen de bize hepten hırsız belledin Şükrü abi. Vallahi sizin sağınız solunuz hiç belli olmaz. Ben yoğurdu üfleyerek yiyem de. Hadi bakayım. Tafraları bak gari, havaları bak. Ne yapacağız Emin? Ha? Ne diyeceğiz? Özür dileyeceğiz işte baba. Öyle sen hiçbir şeyler yapmayacaksın zaten. Biz dileyeceğiz. Böyle meramımızı falan anlatacağız. İkna etmeye çalışacağız bakalım. Ben formaliteden değil mi lan bütün bunlar? Ne ikna etmesi bu? Formaliteden demek istiyor. Formalite icabı demek istiyor yani. Sen hiç konuşma İsmail. Mümkünse sen hiç konuş. Bunu demeyin. Formalite tabii baba emme. Orada karşılıklı formalite demeyeceğiz tabii. Gerçekmiş gibi ikna etmeye çalışacağız. Onu demek istiyorum ben yani. Peki bu para meselesi ne olacak? Ondan hiç bahsetmeyeceğiz.
Umna da sormayacak zaten. Biz sadece ikna ediyormuş gibi yapacağız. Umna da önce biraz nazlanacak, sonra ikna olmuş gibi yapacaklar. Emme ikna da olacaklar tabii. Ne iyi madem. Hadi hayırlısı. Yaşa. Hadi inşallah. Emin, buradan mı dönüyorduk lan? Buradan işte lan. Lan koskoca tabela var, görmüyor musun? Sakallı yazıp dur o. Gördük gülüm. Pijama değil mi lan bunlar? Vallahi bana da öyle görünüyor Sadıç. Emin biz yatıya falan gelmedik değil mi gülüm? Geleceğimizden haberler var değil mi? Rafet baba ben konuştuydum dedi emme. Selamun aleyküm Saffet. Aleyküm selam Şükrü. Saffet emmi biz yanlış bir vakitte gelmedik değil mi? Hani öyle olduysa biz ince gidelim sonra gelelim. Siz yatacaksınız falan. Yok. Bizim adetlerimiz böyledir. Biz kız eviyiz. Oğlan evini öyle cibil cibil kıyafetlerle karşılayacak değiliz ya. Değil mi kız abla? Sizi kapıda karşıladık diye öyle hemen affettik sanmayın. Bizim adetlerimiz böyle. Biz de misafir kapıda karşılanır. Kim olursa olsun. Değil mi kız abla? Emin. Oğlum bunlar parayı karşılamıyorlar mıydı? Bu nasıl karşılama lan? Adette öylemiş baba işte. Hem biz ni konuştuduk, karşılıklı çaktırmayacağız dedik ya. Hadi gari gelin bakayım. Yalancının mumu yastığa kadar yanar derler ama seninki yastığa kadar da sürmeyecek diye veren ben sana. Bunlar yastığı çoktan getirmişler vallahi. Sus da yürü Cemil. Hoş geldiniz Şükrü. Hoş bulduk Rafet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Cemil, gel sen böyle yanıma otur. Kıyıma. Sana soracaklarım var. İyi Osman, ben öyle orada oturuverem. Öyle buraya oturayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Eğer itikadi şeyler soracaksan Mehmet Ali Hoca'ya danışmadan bir şey söyleyemem, haberin olsun. Siz buraya oturmayacaksınız. Buraya oturacaksınız. Adetlerimiz böyle bizim. Değil mi kız anla? Sene de adetlerine de öyle değil de böyle otursak ne olacak yani? Tövbe tövbe. Süleyman. Bilemiyorum Esteban. Bunca yıl sonra çıkıp gelmesi, üstelik onca şey yaşanmamış gibi benden onu affetmemi beklemesi. Bekle, bekle tabii. İnsanın utanmalarının olmazsa bekle. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yani sen, siz bir karar vermek zorunda gibisiniz. Ne kararı verecek lan? İnan. Sen niye onun kafasını karıştırıyorsun? Bence çok... O Victoria olacak şırpıntı. Giderkene beni artık bekleme Antonio. Ben artık senin için görüyüm demedi mi? Bunu iyice kafana sok. Kim o? Emine, sen mi geldin kızım? Benim avize teyzem Sedef. Sedef? Kaç gündür neredeydin, niye gelmedin dene? İzmir'e gitmiştik babamla. Bir gidem gelem dedik. Sedef?
Kızım. Sedef değilim ben Hafize teyzem. Sedef biraz daha yanında, gıyında. Ha? Sedef? Sedef? Ne oldu sana kızım böyle? Bu ne hal kızım, ne oldu ha? Trafik kazası geçirdim ben Hafize teyzem. Sekleme virajın orada traktörü devirdim. Üzülürsün diye gizlemişler, söylememişler sana. Ama iyiyim şimdi. Böyle acık tekerlekli sandalyeyle gezeceğim. İyiyim. Sedef. Ah benim bahtsız kızım. Sen böyle mi olacaktın? Ah Sedef, seni böyle mi duyacaktı kızım? Bize teyzem bir şeyim yok benim. Vallahi iyiyim diyorum. Bak aklım başımda. Yine aynı Sedef'im ben. Sedef. Çok şükür yavrum. Çok şükür. Çok şükür kızım. Allah seni bize bağışladı. Şükürler olsun yavrum. Ay, ay benim güzelim, benim kızım. Kaç kaç biter Cemil? Ne diyorsun? Ne kaç kaç oluyor hafta mı? Maç diyorsun, kaç kaç biter? Benim ne işim oluyor futbolla? Ben anlamam böyle şeylerden. Tabii ya. Hiç anlamazsın sen. Anlamazsın değil mi? Hiç olmasa gol olacak mı onu diye be. Rafet baba, sen de ne lafa tuttun Cemil'i be. Saffeden mi? Ben diyorum ki bu televizyonu kapatam da öyle rahat rahat konuşam be he? Bu evde televizyon kapanmaz. Anca biz isteyince kapanır. Değil mi kızım be? Soçinski. Oğuz. Oğuz bırakmıyor Oğuz. Süratli gidiyor, süratli gidiyor. İyi bir pozisyon yakaladı kendisine ama iyi vuramadı. İsmail, senin ağzın laf yapar gülüm. Sen durumu idare edemesen gibi be. Ben... Böyle susmaya gelmediniz herhalde değil mi? Hadi konuşun bakayım. Hinci Saffeden mi? Bizim sebebi ziyaretimiz malum. Bir takım talihsizlikler yaşandı. Bizim de ayıbımız oldu tabii. Emme gitti geçti gari. Ne demişler? Küçüğü hata yapmak büyüğe de affetmek düşer. Geç bunları delikanlı, geç bunları. Çok duyduk biz bu lafları. Neymiş efendim? Küçük hata yapamış da küçük her altı işleyecek, büyük onları affedecek öyle mi? Hadi be oradan. Şimdi Saffeden mi? Sen yine de kestirip atma be. Nasıl sizin türlü türlü adetleriniz varsa insanların da türlü türlü dertler var. Şimdi Saffeden mi? Benim sadıcım mecbur kalmış. Vallahi öyle şeyler yapmadın. Mecbur kalmayacak efendim, mecbur kalmayacak. Biz baştan ne dedik? Biz sakalılıyız dedik. Bizim adetlerimiz var dedik. Yapamayacaksanız, yapacağınız zaman bakardık. Şimdi de geçmiş karşıma mazeret falan uydurmayın ya de. Düğün masraflarına bunlar karşılamayacaklar mı? Ne diye yokuşu sürüp durur bunlar? Sen çaktır baba. Bunlar hep formaliteler işte. Mahsuzdan yokuş sürüyorsun da ona. Aynen. Kaldırım taşları yenilenecek. Ağaçla yarı boyuna kadar girişlenecek. Kasabanın girişine Sırma Efe ve silah arkadaşlarının heykeli dikilecek. Ay bu sonuncusunu çok güzel akıl ettim vallahi. Ah ah.
Bazıları da adaylığını koydular mı? Ne nizam kaldı bu evde, ne intizam. Sabahtan beri bir kravatımı bulamadım bu evde ya. Ne alakası var Hilmi? Nereye bıraktıysan oradadı. Niye? Aa bak, işte burada. Olsun. Yine de nizam intizam kalmadı bu evde. Adaylıkla mı uğraşacak, yoksa bu evin yemeğiyle bulaşığıyla mı? Bana bak Hilmi. Sen gezdirmeden adaylığını kıskanıyorum desen ya. Yok artık daha neler, neyini kıskanacakmışım ben senin adaylığını ya. Bir de kalkmış afişlere fotoğrafımı koymuş. Neymiş efendim, her başarılı erkeğin arkasında daha başarılı bir kadın vardır. Bak 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 bak. Fena mı oldu işte? Herkesler senin arkandaki gücü öğrenmiş oldu. Ha, herkese öğrenmiş oldu. Tabii, Hilmi Çakılı kuklaydı çünkü. Hilmi Çakılı diye biri yoktu. Hiç olmamıştı ha? Aa, anne baba, gittikçe çocuklaşıyorsunuz ama. Hiç bana söyleme kızım, hiç bana söyleme. Hepsi bu ananın yüzünden. Ayrıca o sırma Efe heykelini daha önce ben düşünmüştüm Gülen Hanım, hatırlatırım size. Bundan 6 ay önce duş yaparken aklıma geldiydi de... hatta yatağa girdim de kulağına fısıldadım kasabanın girişine sırma Efe heykeli dikeceğim diye. Ha. Olabilir. Ona bakarsan yol kenarlarına çiçek ekme düşüncesi de benim de. Kendi düşünmüşsün gibi ortalıklarda gezmişsin, çok biliyorsun emme. Of, insanda huzur bırakmadınız ama. Şu televizyonda gördüğünüz siyasetçilerden hiçbir farkınız kalmadı. Haklı kız. Hiç huzur bırakmadım be insanda. Hem de seninle olan savaşımız artık her alanda başladı gari Gülenay. Hele bir açığını görmeyeyim. Bak gör neler oluyor o zaman. Son derece üzgün. Ben ne yaptım der gibi ellerini iki yana açmış vaziyetten. Cemil. Hangi duaları okuyorsun sen? Bir okuyup da sen de şu Adana Demirspor garip gelse, bir gol atıverse ha? Onun üstüne oynadım. Çok para yatırdım. Toto'nun duası mı olur? Rahmet mi? Tövbe la olsun ya Rabbim. Tövbe tövbe. Çakal. Kendime Müslümanım diyorsun değil mi? Bir okusan öleceksin mi? Hiç olmasa gol olacak mı onu diye be. Vallahi birazcık daha böyle konuşmaya devam edersen yiyeceğiniz o olacak, göreceğin gününü vallahi. Aha. Ben saniyedim. Oldu bak gol. Vallahi bildi. Boşuna kazanmamışsın sen vallahi. Af buyur neyi? Rafet baba, sen gari Cemil'i rahat bıraksan da saffeden miye söyleyeceğin şeyleri söylesen ya. Hani benim masum olduğumu, hiç kabahatim olmadığımı anlatacaktın ya. Ya. O diyeceğini dedi bana. Gari laf bizde delikanlı. Biz bu işten çok yara aldık. Çok iğrenici de olduk. Çok küçük düştük. Biz de çok küçük düştük Saffeden mi? Biz de çok yara aldık. Biz de çok kayıpla avedik bu savaşta hem de. Demin Agide İşlemin de seni açıkladığı gibi benim hiçbir kabahatim yok bunda. Ben masumum Saffeden mi? Gel uzatmayan bu işi. Ver elini öpem. Bitsin bu aramızdaki dargınlık. Sona ersin gari. Yok, kolay kolay affetmek yok. Ben önce bir düşüneceğim, taşınacağım. Bakan bu iş makul mu diye bir karar vereceğim. Ondan sonra affedeceğim ya da affetmeyeceğim. Agideşlem yüzünden oldu. Hep bunların yüzünden oldu. Bak ben seni de veren. Ben Agideş kurbanıyım Saffeden mi? Beni oyuna getirdiler. Hep bunların yüzünden oldu. Bak seni de veren ben. Bizim mi? Sizin tabi lan. Çaktırman gari satıcılığa. İnce ben parasız olduğumdan bunlar dedi ki sahte altınla halleden biz bu işi dedi. Hatta Süleyman dedi. Yakama yapıştı böyle. Sen bu sahte altınla adakmazsan ben seni arkadaşlık hakkımı helal etmeyeceğim dedi. Ben mi? Sen dedin tabi lan. İtiraf etsen ya. Çaktırma satıcı. Anlatsanız ya lan. Ben dedim be. Vallahi ben dedim. Saffeden mi? Bütün kabahat benim. Her bir şeyler benim başımın altından çıktı. Ben tuttum bunu böyle boynumdan. Ulan dedim. Sen dedim. Eğer dedim bu kız dedim seviyorsan dedim. O altınları dedim götüreceksin dedim. Hepsini nişanı takacaksın. Vallahi eğer takmazsan dedim. Ben sana akideşlik hakkımı helal etmem dedim. Asıl kabahatli benim Saffeden mi?
Vallahi de billahi de asıl kabahatli benim. Ne Emin'in suçu var, ne Süleyman'ın suçu var. Ben bunun boğazına böyle bir tuttum. Bir tuttum dedim, alacaksın dedim bu altınlığa dedim. O dedim, o sahte altınlığa dedim, alacaksın dedim. Ondan sonra bunun böyle kanına girmiş oldum. Ya bütün suç bende, Saffet'e mi? Bir de adam olacağız diyoruz. Bütün kabahat bu ikisinde Saffet'e mi diyeyim ben sana? Emin'in hiçbir kabahati yok, doğru söylüyor vallahi çocuk. Ne işle açtıysa başını İsmail'le Süleyman açtı. Ne var lan? Ne öyle kaş göz işareti yapıyorsunuz bana lan? Doğruları söylüyorum oğlum burada. Ha? Ben size ne dedim? En başında ben size ne dedim? Bu işlem bize hayır getirmeyeceği belli değil demedim mi arkadaşlar? Ha? Bu işlem sonu hep ateş dedim mi demedim mi? Dedin. Vallahi suçlu kimse kim bizi pek alakadar etmiyor. Biz şimdi köye rezil olduk mu? Olduk. Köye karşı küçük düştük mü? Düştük. Onun için iyice bir düşünmem lazım yani affedeyim mi affetmeyeyim mi değil. Emin, fazla uzatmadılar mı bu formalite işini? Bizden başka hiç kimse yok. Kime formalite yapıyoruz biz? Ne bileyim baba, demek ki bundan adetlerde böyle, ne biliyorum sen? Belki de böyle rahat ediyorlar, ne biliyorum sen? Yiyin millet, yiyin! Emme, yirken bir düşünün. Bir yanda Hilmi Çakırlı'yla karısı Gülenay Çakırlı'nın aile kavgası, bir yanda şu bizim samimiyetimiz. Yeşilova'yı aile kavgasına mı teslim edeceksiniz, yoksa kendi ellerinle vatandaşına lokma dağıtan bene mi? Söyleyin bakalım, kim lokma yapıp da dağıdı böyle benim gibi, kim var? Lokmacıların parasını vermedin diye gitmediler mi? Biz ondan dağıtmıyoruz mu babaya? Sus lan, niye anlarsın sen? Eline sağlık Sami. Çok güzel olmuş lokman. Benim diyen ustura yapamıyor bu lokmayı vallahi bak. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun, bahşeker olsun. Bu arada aramızda kalsın. Lokmalığa babam değil, ben yaptım. Babam evde iki yumurtayı zor kırıyor Allah aşkına. İki yumurtayı zor kıran insan koskoca belediye nasıl yönetsin Allah aşkına? Komikçilik yapıyor benim oğlan işte, ne yapsın? Komikçilik yapıyor kendince. Oo Fikri abi, sen de tüccar Sami'ye oy vermem diyorsun. Lokmaları hıpır hıpır götürüp durun. Ne alakası var canım? Belki lokmayı beğeneceğim, oyumu vereceğim. Belki beğenmeyeceğim, oyumu vermeyeceğim. Seçmen değil miyim ben? Beni ne? Ben onu bunu bilmem. Oyla kime? Tüccar Sami'ye. Lokmasını bol koy benim değerli seçmenimin. Gülenay'ın aday olması çok iyi oldu Sebahattin. Hilmi'nin oylağı bölecek. Meydan bize kalacak. Kesin biz kazanacağız biz. Kesin başkanım, kesin. Bence o kadar emin olma babalım. Sonuçta kadın dayanışması diye bir şey var. Anamla konuştum sabah. Babanla söylemem mi dedi. Ben oyumu dedi. Gülenay'a vereceğim dedi. Bana kalsa ben Hilmi Başkan'ı veririm. Sonuçta gelenekçi bir adamım. Alışkanlıklarımdan kolay kolay vazgeçemiyorum. Ulan acan mısınız siz? Analı oğlu acan mısınız siz? Gel buraya. Göstereceğim ben şimdi gelenekçiliği. Alışkanlıklarını. Gel buraya. Ne kovarıyorsun ya? Ne kovarıyorsun? Anam mısın, baban mısın? Oyla Hilmi Çakırlı'ya. Oyla Hilmi Çakırlı'ya. Gel buraya lan. Gülenay'ın oyla sahiden hak çekmiş. Babamış başka oy verecek. Söyle lan. Komikçi benim oğlan işte. Gelince tiyatro yapıyor. Kadın dayanışması ha? Vur. De. Vur bile. Evet, Fatih. Ceza alanında tehlikeli vur. Vur. Vur lan, de. Gol olsun lan, vur. Vur lan. Gol! Gol, gol, gol! Attı vallahi. Bunu da bildin mi Cemil? Bunu da bildin mi ha? Ya dönüp dönüp beni söylüyorsun arkadaş ya? Benim ne işim olur futbolla, mitbolla? Tövbe, tövbe. Bir gol daha lazım Cemil. Dua et de bir gol daha atsınlar. Çok para yatırdım Cemil. Yuh gari Rafet baba, sen de timelli üfürükçü yaptık adam be.
Hadi diyelim Emin Sadıçlarına uymuş. Hadi diyelim bu Berduş'la bir hata yapmışlar. Yalnız Berduş demesek? Hadi diyelim bu yobazla bir hata yapmışlar. Sen niye bunlara uydun ha? Ben de bilmiyordum Saffet. Ben de sizinle beraber öğrendim. Babam da bilmiyordu ki Saffet emmi. O da sizinle beraber öğrendi. Onu da kandırdı bununla. Ben arkadaş kurbanıyım Saffet emmi. Bak seni tekrar tekrar söyleyeyim ben. Onu da kandırdılar, beni de kandırdılar, sizi de kandırdı bunlar. Bu İsmail dedi ki, altınlığa emine benmedim dedi. Öbürü ne yapsa beğenirsin, öyle kafa sallıyor, onaylanmış gibi. Sonra Cemil de... Hiç Cemil de mi? Cemil'i karıştırma. Cemil sana ne dedi, en başında ne dedi? Bu işlerin sonu hep... Ateş dedi, doğru. Cemil karışmadı. Bu ikisi kandırdı. Nerede Cemil gibi güzel arkadaş, nerede? Nerede? Ben anlamam öyle arkadaş falan. Benim gözümde oğlan tarafının hepsi bir. Bu işte hepinizin suçu var. Senin de var, oğlunun da var. İyi. Emme sen de Saffet. Acık tadında bırak bu işi. Biz nasıl bir oyunun içindeyiz bilmiyorum ki. Ya çocuk muyuz biz? Affettiysen affetmişsindir. Affetmediysen ne diye uzatıyorsun bu formalet işini bu kadar? Altın işini demek istep duru. Değil mi baba? Bu sahte altın işini niye bu kadar uzatıp durursunuz demek istep duru. Bunu uzatacak ne var demek istep duru. Benim oğlum masum, onu affedin demek istep duru. Bir dakika. Ben yanlış mı duydum? Formalite falan mı dedi? Yani bir oyun içindeyiz mi dedi kızanla? Yok, öyle bir şey demedi. Değil mi kızan? Sadıç'la. Vallahi ben de duymadım. Öyle deme Rafet emme. Bitirme. Bitirme maçı. Bitirme. Bitirme dedim lan. Bitirdin nalet. Herifin hakemi. Laf 1 milyon vallahi bunun. Saffet emme. Altın işini dedi. Çok fazla uzattınız dedi. İyi. Yetti gari. Doğru duydun Saffet. Aynen öyle dedim. Hem düğün masraflarını biz karşılayalım diyorsun. Hem de 10 saat nazı çekiyorsun kendini. Ha bizden başka kimse yok. Sen niye nazı çekiyorsun ki kendini ha? Sen niye nazı çekiyorsun ki kendini ha? Ne? Biz mi ödeyeceğimişiz? Yani utanmadan bir de kız evine mi ödeteceğiniz masrafları? Ne diyor bunlar Rafet? Sen bana para hazır demedin mi? Oğlanın arkadaşına Toto'dan para çıkmış demedin mi? Ni Toto'su? Kimin Toto'su? Toto? Ne çıkmış Toto'dan para? Cemile çıkmış. Emin dedi. Sen bana öyle demedin mi? Benim çıkmış. Bana Toto'dan para mı çıkmış? Emin mi dedi bunu sana? Bana Toto'dan para çıkmış bunu sana emin mi dedi? Evet. Toto dedi. Bana dedi. Öldüreceğim lan ben seni. Boğacağım lan ben seni. Toto ne lan ha? Toto ne arkadaş? Tutturmuşsun ya lan. Beni dilinle çıkmışsın ya kimselere söyleme bu enzinliğimi yakarsın benim diye. Ne öyle kaşkız işareti yapıyorsun lan bana ha? Milletin kıyında boğacağım lan ben seni. Seni boğacağım lan arkadaş, boğacağım ben seni. Senin yüzünden aldım Toto Cumhuriyeti'ne çıkacak lan Toto ne? He? Kesin gari şu rezilliği. Bir de utanmadan kavga mı ediyorsunuz? Oturun hele kızanla. Ben kimsenin parasını ödeyeceğim demedim. Hele sizinkini hiç ödemem. Aa, biz de size verilecek kızımız yok. Niye ite lan gari? Emine benim karım. Hem de nikahlı karım. Aha cüzdanı da burada. Hadi be mendi göre. Hadi be men. Be mendi gören hadi. Ne nikahlı mı? Ne diyor bu Rafet? Yalan abi. Emin, ne karıştırıyorsun şimdi sen nikah mikah? Sen Toto'yu karıştırıyorsun emme Rafet emme. Hani aramızda kalacaktı o? İnci beni iyi dinle Saffet emme. Ben Emine'yi kaçırdım. Son da nikaha bastım. Aha, cüzdan burada. Yalan kız Rafet babayı rezil olmasın diye... ...duruma uygun bir şekilde halledem durumu dedik. Emme, Toto parasını babam kabul etmeyeceği için... ...ben de Saffet emmi düğün masraflarını karşılayacak demiş bulundum. Oldu mu İnce? Sen yani şimdi Emine'yi kaçırdım de. Aynen öyle diyorum. Sakarlılı Saffet'ten habersiz nikaha da bastım diyor. Aynen öyle diyorum. Mam mı itirazınız? Kızanla mam ile itirazınız? Mam mı itirazınız sizin?
Tekrar sağa geçti. Geliyorlar vallahi, geliyorlar. Gülüm abi. Allah! Kızanla. Kızanla bak, siz beni yanlış anladınız gülüm. Ben evliyim demedim ki. Evdeyim dedim ben. Hatta öyle bile demedi benim arkadaşım. Evdeyim ben dedi. Yani gurbet evdeyim dedi. Siz yanlış anladınız ana. Öyle bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. Öyle şeyler değil mi o? Öyle bir şey demedi o. Totocu dedi. Bana totocu dedi. Bana dedi, totocu dedi bana. Bana tot... Lan sen beni nasıl totocu dersin arkadaş? Sen beni nasıl totocu dersin lan? Mühesin adam ben, sen beni nasıl totocu dersin? Bırak lan, cemeye sarasamayınca öldürecek adamlar bizi. Ondan önce ben öldüreceğim seni. Sarası... Allah kahve vur çevirecekler bizi. Vallahi delik deşik edecekler. Ben sizi değilim lan bak. Lan şuna bak, sen MacGyver değil mi? Ben bir şeyler yapsan yani. Niye yapayım Emin, niye yapayım? Zaman makinesi mi yapayım gülüm? Geçmişe gidip senin bütün yalanlar silen mi Emin? Allah! Öldürecekler bizi! Ben de şimdi kavgada gördüm. Otocu benzin edeceksin. Çok geçim lan. Şükrü! Şükrü dur! Dur Şükrü! Nereye gidiyorsun? Bir akıl ver! Emin kattı ortalığı birbirine gitti. Gari Emin beni hiç alakadar etmiyor Rafet. Hiç alakadar etmiyor. Nitti, setti. Kırıp döktükleri şimdi kendi toplasın. Öyle deme! Öyle deme, sen onun babası değil misin? Ne yapacağız şimdi? Bak, kız da ortada kalıverdi. Kusura bakma Rafet. Kusura bakma. Senede kızgınım ben. Niye? O Supan'ın aklını oyup beni de oyuna getirdiniz ya. Al ceniz olsun sizi. Şimdi ne haliniz varsa görün. Beni de kandırdı. Evet. Beni de kandırdı Şükrü. Şükrü! 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 İşte gariler. Sizin misafirperverliğiniz bu var. Bubuş Tadıç. Bizim de kaderimiz Bubuş. Ben Neşe'yi komşumu da göreceğim Neşe. Neşe ettiğini gazi, pisi pisine gittiğini yazıyor. On kez mi? Yaşarsan öyle ölesin demişler. Yalanlar içinde öleceğiz. Totocu müezzin zannedecekler bana. Buldum Sadıç. İşimizden beri fırlayacak. Kızanlığa peşin takacak. Üçümüz de koşup arabaya bineceğiz, yol çıkacağız. Son kalanı yoldan alacağız. Aynen. Yaşlı be. Kim gidecek? Sen gidecek, kim gidecek? Niye ben gidiyorum gülüm? Konuşma lan. Bu belayı bizim başımızı kim sardı lan? Gara gelenin gara tavuğu mu? Tabii ki sen gideceksin Emin. Oldu gülüm. Oylama yapacağız. Kim çıkarsa? Emin. 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 O gidecek. Eğlen. Ben gidiyorum. Emme sizden olan arkadaşlığımı da gözden geçireceğim onu göre. Tabii ölmezsen. Nerede o gün lan? Kızanla. Ateş etmen. Ateş etmen kızanla oğlum mu gülüm? Size çok önemli bir şey diyeceğimdi ben. Ateş etmeyeceksiniz değil mi? İnci. Çok önemli bir şey diyeceğim de size ben. Diyeceğim şey şudur ki. Damdan düştü dangadak, adam oldu şangındak. Koş, koş lan! Koş lan, koş lan! Koş! Allah! Anam! Bal Cengiz olsun! Karışla! Adle, koş le, koş. Ah.
vurdum sana! Beni vurdular! Bacağım! Dayağım! Dayağım! Vuruldum Sadıç. Vallahi ben bakamayacağım. Vallahi ağırlık bir şeyle akıyor. Vuruldum. Kes şu bacağı, kes şu bacağı. Ne bunun yokmuş işte be. Sizinle yola çıkan da kabahat. Cemil kalktı senle çıka. Yokmuş. Gaz pedağı burada, fren pedağı burada. Birinci vites, ikinci vites. Lan yine mi bu geç direksiyonu? Cemil bak traktör sürmeye benzemez bu, onu göre. Gaz pedal burada, fren pedağı burada, koltuk anahtarı burada. Ne onun biri gaz biri fren işte, çalıştırsa gelen. Sürsene lan şu arabayı Cemil. Ben hadi lan. Yemin olsun çarpacağız bir yerler. Bak öleceğiz gideceğiz buradan. Hadi ben size deyiverim. Yavaşla Cemil, yavaşla bak. Emin orada, Emin. Dur lan, dur, 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 dur. Dur lan, dur lan. Lan, 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 lan. Bas, 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 bas. Neye otturdunuz siz bunu direksiyon gene be? Ölümden kaçamayacağız biz bugün. Cemil sağ çek, geri değişem Cemil. Arkadaş durmuyor. Gevurum arabası diyorum sana, durmuyor. Cemil bak traktörü benzemez. Bu defa dur gülüm, bu defa dur. Vallahi arkadaş gaz pedalı burada. Fren pedalı nerede? Yola bak Cem. Yola bak Cem, yola bak Cem. Ben bakamayacağım Sadıç. Cemil freni bas Cemil. Kalıyor, sakalıyor. Yok lan. Korktunuz mu yoksa? O bir kere olur lan. Ne var? Elini! Olacağı buydu. O Emin'in nesine inandın sen ha? O herifin Allah bir dediğine inancan, başka söylediğine inanmacan. Yine rezil etti beni abime karşı. Ah akılsız kafam benim. Sen neyine kaçtın bu çulsuzun ha? Bak gördün mü ailemizi iki paralık etti. Seni de bu bana da rezil etti. Hiçbir gün yüzü görmeyeceğim ben ha? Öyle değil mi baba? Emin bir hata yapmış olabilir ama düzeltir o. Neyi düzeltecek? Neyi düzeltecek ha? Düzelteceğim dedi de girdi bu yalanların içine, bizi de çekti. Ah benim eşek kafam. Ah benim eşek kafam. Baba dur. Özel eşyalarım var benim. Orada giyindim de ben. Aynı anana çekmişsin. İşinize akıl sığamıyor. Hem giyindin de ne oldu ha? Hazırlandın, süslendin, püslendin de ne oldu? Bütün bunlar senin yüzünden geldi başımıza. Ne vaadı da kaçtın bu çulsuza? Ne vaadı kaçtın bu çulsuza ha? Ya İnge ya, benim ders çalışmam lazım diyorum ben sana. Neden anlamıyorsun sen? Ne ders çalışması lan? Başka zaman olsa televizyondan başını kaldırmazsın. 40 yılın başı yengene bir yardım edeceksin. Zor mu geldi? Yok İnge, zor geldiğinden değildi. Oğlan çocuğuyum ben. Hamurla falan ne işim olur? Ne demek yani hamurla ne işim olur? Ne demek hamurla ne işim olur? Her şeyi biz kadınlar yapacağız değil mi? Biz kadınlar yapacağız, siz erkekler yiyeceğiniz. İşte ben bu yüzden Gülenay yengeni destekliyorum. He amca, kurtar beni. Ders çalışmam lazım benim. Bak sonu doktor falan olamayacağım, maaşı da bölüşemeyeceğiz. Hani Cemile kız, biz bu evde üç kişi değil miyiz? Bu kadar hamurlar sen neler yapıyorsun bakayım? Un kaç paraya öğütülüyor, haberin var mı senin?
Kaç parası kaç para Kamil? İşte pide yapıyorum ben. Gülenay Başkan için. Yarın sabah Ersin'le beraber kahvede dağıtacağız. Benle mi? Ersin'le olmaz. Ersin'le dünyada olmaz. Ersin bana lazım. Tüccar Sami'nin seçim çalışmaları için kendisiyle bir takım işlerimiz var. Bir takım işler mi? Tüccar Sami mi? Hayatta olmaz Kamil. Ersin en başından beri yengesinin kıyında. Ne işi olur onun tüccar Sami'yle falan? Değil mi lan Ersin? Doğru gibi de. Değil gibi de. Yani ben... Ne demek ulen? Doğru gibi de, değil gibi de ne demek? Sen benim kıyımda değil misin hamur efe? Söyle lan Ersin. Söyle kimin kıyında olduğunu da duysun amcan. Vallahi çok çirkin anında bıraktınız şimdi beni. Tüccar Sami'den yanayım desem, yengem gücenecek. Gülenay yengeyi tutuyorum desem, amcam yüzüme bakmayacak. En iyisi ben Hilmi Başkan'ı tutuyorum. Ne? Hilmi Başkan'ı mı? Ulan sen yengeni yarı yolda mı bırakıyorsun? Yok yenge, ondan değil de. Abim onu destekliyormuş. Ben de abime hasretim zaten. Hadi lan oradan. Üç kağıtçı seni. Bir daha cındırmaya çalışıyor kendini. Amca, çaktırma. Para aldım İlmi Başkan'dan. Seçim bitince Çavuş'un lokantasına gideriz, beraber yeriz. Boş ver seni lan. İlmi Başkan bugüne kadar kime para vermiş de sana para verecek? Ha? Beni mi kandırıyorsun? Ulan Ersin, sen ikimizi birden idare mi etmeye çalışıyor mu yoksa? Yok yenge, ne idare etmesi? Basmayağı idare ediyorsun. Bacak kadar boyuna bakmadan siyaset yapıyorsun. Beni bak, yengenle beraber yarın gideceksin, kahveye bütün pideleri dağıtacaksın. Tamam mı? Hay ağzın bal yesin Kamil'im. Ondan sonra da gideceksin, tüccar Sami'nin işlerini göreceksin amcanla beraber. O kadar. O kadar. Ben şu tepsiyi bir mutfağa koyayım da geleyim. Beni bak. Kaçma sakın bir yere. Of ya. Benim ne işim oluyor siyasetten falan. Benim aklım fikrim yazı çizi işlendi. Bir kere ben oy bile kullanamıyorum daha. Tövbeler olsun. Gecelik burada kalırsın. Babam gece tuvalete falan da kalkmaz. Gıyına elektrikli soba da koydum. Üşürsen yakarsın. Emine kızım. Bunca yıl sonra neden döndüm? Sormayacaksın mı? Ben daha niye gittiğini bilmiyorum ki. Niye geldiğini öğrensem ne olacak? Sedef, üşüyeceksin ya kızım burada. İçeri alamamış seni. Yok yok, iyiyim ben böyle. Biraz temiz hava alam dedim. Siz beni merak etmeyin. Üşürsem girerim kendim içeri. Bak böyle. Bu basının kızı işte ya. Bu basının kızı. Üşürsen girem mi? Hasretme kendini. Tamam anne. Nasılsın güzeli? Oh.
Ah Sedef be. Ne yaptım ben sana be? Ne yaptım ben sana? İsmail. Sedef ben... seni belli etmeden... böyle bakam da girem dediydin de. İsmail. Üzülme olur mu? Kendini harap veren etme. Benim başıma ne geldiyse kendi hatalarımdan geldi. Sedef ben... ben senin karşı çok mahcubum Sedef. Keşke o mektubu yazmasaydın. Keşke kalak tepeye bırakmasaydın. İsmail, üzülme ne olur. Sen doğru olanı yaptın. Ne hissettiysen, ne içinden geldiyse onu anlattın. Benim başıma gelenden, benim bencilliğimden. Bunu sen de biliyorsun. Hani sen bana demiştin ya, ben seni hiç hak etmedim diye. Asıl ben seni hiç hak etmedim İsmail. O yüzden lütfen kendini daha fazla suçlama. Ben yanlış anlamıyorum değil mi? Siz benimle uzlaşmak mı istiyorsunuz? Doğru mu? He doğru. Diyecek başka laf bırakmadın ki bana. Ha, sen nikahlı olmayacaktın de ben sana edeceğimi biliyordum. Sen o nikah kağıdına dua et. Neyse, bu işi fazla uzatmayalım. Bir an önce halledelim, bitsin gitsin. Vallahi doğru dedin Saffet emmi. Yarın öbür gün biz akraba olacağız bak. Yüz yüze bakamayacak hale gelme ya. De gidi de. Hemen cıvıtma lan. Şişt beni bak. Düğün parası hazırdır değil mi? Hazırladım Saffet emmi. Onu hiç merak etme sen. Benim bir yerlerden yüklü miktarda bir alacağım madın da onu aldım ben. Yalnız senden baştan anlaşam Saffet emmi. Ben bu paranın kaynağını kimselere söyleyemiyorum. Bak size deyiveren. Sonra bak hesap mesap sorma durumuna olmaz değil mi? Yok ya, sormayacağız dedik ya kardeşim. Allah Allah. Beni bak. Yoksa bir dolap malap çevirmeye kalkmıyorsun değil mi? Bir tilkilik çevirmiyorsun değil mi? Yok. Siz bana hesap mesap sormadıktan sonra biz hiçbir şeycikler çevirmeyiz ki. Zaten köye yeterince rezil olduk. Beni bak. Bu defa da bir yanlış yapacak olursan... bu defa da ayağını denk almayacak olursan seni benim elimden kimse alamaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Saffet emmi. Benim ayağım hep denk zaten. Yani bundan sonra denge olacak demek istiyorum ben. Ben bir tek bu işi uzatmayayım istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum ben. Çok korkuyorum, çok. Kim var orada? Benim ana. Süleyman oğlum. Süleyman? Ne işin var lan senin bu evde? Sıpa. Ana tamir için öyle alet edevat almaya geldim de... ondan geldim gülüm. Neyse bana müsaade. Sen şimdi yine bana kızarsın. Dur lan hemen nereye kaçıyorsun? Bu bandan haber var mı? Sen de bakayım beni. Kim? Ne? Ha sen babam diyorsun. Babamdan. Babamdan haber yok ana. Yani şincilik yok. Ne demek lan yok? Sen mektubu kodum demedin mi dediğine? Kodum canım kodum da. Nasıl haber olmuyor o zaman?
beni bak. Mektubu almış mı, baktın mı? Baktım canım. Baktım bakmasın emme. Almamış mektubu. Ana, beni sorarsan kesin vazcaydı gülüm bu. Yıllar önce yaptığı gibi kesin bizi terk edip gitti bak. Ben sen deyiverem. Lanet olsun herifin tek değil mi ana bu? Beni bak. Madem o bize gelmiyor, ben ona gideceğim. Sen tut benim kolumdan Neşe'ye götür. Ben Neşe'yle, Emine'yle giderim barabar. Nereye gidiyorsun gülüm sen? Niye gideceksin ana sen? Sen o lanet herifin ayağına mı gideceksin gülüm? Giderin Süleyman. Sen benim kolumdan tut. Tut dedim yın. Ana tamam galiba. Vallahi insan yalan söyledin. Pişman ediyorsun ana. Yalan söyledim ben sana. Ne? Ne yalan söyledin yine sen bana lan? Mektubu almamış dedim ya. Almış mektup bu ana. Almış. Bir de sana bir tane kıyat bırakıvermiş taşın altına. Onu da şey yazmış. Ben gari kasabadayım döndüm demiş. Müsait bir zaman geleceğim kıyın demiş ana. Sen de utanmadan saklıyorsun he. Babanı göreceğim, hesap soracağım diye benden saklıyorsun. Anı ben sen düşündüğünden şey yaptım. Anı gel vazgeç bu işten be. Vallahi gülüm bak tansiyonun mansiyonun fırlayacak seni. Civalak lan gelin başın ne gelmiş duymadın mı? Kadın tansiyon bir fırlamış vallahi kalpten küt diye gitmiş bak. Allah muhafaza ana. Anı gel gari şu öfkeni kendi için bitir gülüm. Bu saatten son yüzün tüpürsen ne olacak be? Ya Rabbi şükür diyecek nalet olas herif. Yo, ben öyle goleyene gitmem kalpten falan. Onun için hiç gitmem. Nasıl olsa çıkacak o karşıma. Madem mektup almış, geleceğim demiş. Gelsin bakayım, bekliyorum, gelsin. O gelmezse ben ona giderim, bu kadar basit. Başlayacaksın böyle işi vallahi. Lan tam dost doğru adam olacağız diyoruz. Tam yalan dolan bırakacağız diyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, başladığımız yere geliyoruz. Sadıç, biz yalanı dolanı bırakıyoruz ama yalan dolan bizim peşimizi bırakmıyor ya. Bırakmaz Emin. Özellikle senin peşini hiç bırakmaz ben sen diyeverem gülüm. Nasıl bir yalan dolanın içine düştüysen sen, sen yalanı bırakırsın. Yalan senin peşini bırakmaz vallahi. Hayırdır gençler? Burada lağım parası bitmedi mi hala? Bakıyorum da çayı çorbayı bol keseden içiyorsunuz yine. Bitmedi Fikri abi. Biz hurdalığa büyük postu sattığımız için daha bitiremedik paralarını. İyi. İçin bakayım, için. Bunlar sizin iyi günleriniz yine. Yarın bir gün paralığa suyunu çekti miydin? Fikri abi, tahtaya yaz diyeceğiniz yine. Sen yine Fikri abi. Tahtaya yazdı deriz, geri gelir defteri tuttu deriz. Sen yine. Fikri abi zaten garibanlık böyle bir şey değil mi? Paran oldu mu ödersin, paran olmadı mı da tahtaya yazarsın, olur biter be. Öyle öyle. He, Cemil, ben sana bir şey soracaktım. Bu hafta sonu Altay Kocaeli ne olur? Şimdi Fikri abi, ben sana diyeverem ne olur? Altay kazanabilir. Kocaeli Spor kazanabilir. Ya da berabere kalırlar. Üç ihtimal var ben sana diyeverem. Bunu ben de biliyorum. Dördüncü ihtimal yok ki zaten. İşte o yüzden bana güvenip kupon yazma diyorum sana Fikri abi. Boğacağım lan ben seni. Boğacağım lan ben seni. Vallahi billahi boğacağım lan ben seni. Toto ne lan? Toto ne arkadaş? Gemil Toto tuttuğumuş ne? Gemil Toto tuttuğumuş ne lan? Toto ne? Toto. Sadıç, yeminle yalın içtik ağzımdan kaçtı. Affedi be beni gülüm. Cemil beni affet Sadıç. Lan yeter gari bırakın kavgayı be. Benim derdim başımdan aşkın lan. Sahte bu bağırıyorum ben. Sizin derdiniz ne ya? Herkesin gıyındı gari. Agedeş. Vallahi yok bu sefer affetmeyeceğim ben bunu. Agedeş Toto ne lan? Toto ne lan? Toto ne Toto? Müzir adamım lan ben. Mehmet Ali Hoca'nın kulağına gitse ne olacak? Cemil Toto oynamış olacak. Toto ne? Toto ne? Toto. Hocanın kulağına nasıl gidecek Sadıç? Ben ona anlatırım durumu. Ben ona anlatırım. Sadıç ben senin baba mevzunda sana yardım etmeye çok isterdim ama benim de kendi babamla düğün mevzunda olduğumdan ben gittim. Bu mesele burada bitmedi. Kapanmayacak bu mesele burada kapanmayacak. Git agar be. Toto ne lan arkadaş Toto ne? Cemil Toto oynamış Toto ne lan? Vallahi ben bunun açısını çok pis çıkacağım bundan. Lan benim derdim başımdan aşkın. Sen boş ver Toto'yu be. Bana sahte baba lazım Cemil.
Toto ne demek arkadaş? Müezzin adamım ben. Toto ne? Toto ne? Ben Toto'cumuyum ben arkadaş. Toto'nun arkadaş. Toto'yu ben de Toto oynamışım. Yok öyle Toto Moto. Sen kendi Toto'na bak. Hayırlı işler bu balığın en güzeli. Goley gelsin baba. Lan sen hala geliyorsun buraya? He? Yüzün kızarmadan geliyorsun bir de. Ne desen haklısın baba. Emme bir defacık izinle beni. Ben hatalar yapmış olabilirim tamam. Hem de büyük hatalar yapmış olabilirim. Emme sonuçta ben senin oğlunum baba. Bir defacık dinlesen beni, sonra say söv istersen. Ne istersen de. İyi. Son bir kez dinleyeceğim seni. Ama işim gücüm var, çabuk söyle ne söyleyeceksin. Hinci, ben Saffeden minen kızanlarla konuştum da... ...bu defa gerçekten uzlaşmak istiyorlarmış. İyi. İyi de bana ne bunda? Ne demek bana ne baba? Sen benim velim değil mi? Ben Emine'yi kimin evine gelin diye getireceğim. Kimi gelin öptüreceğim bu baban diye senin? Sen bütün bununla ona buna yalan söylemeden önce düşünecektin. Nereden geldiği belli olmayan paralarla düğün yaptırdı didirtmem kendime ben. Anladın mı sen? Ha sen düğün paralarına takıldın. Anladım ben. Tabii ince Saffeden mi karşılamayacaksa masrafla. Toto'dan para çıkmadığın göre bu paranın kaynağı nere diye merak ediyorsun sen. Yanlışım var. Hiçbir şeycikleri merak etmiyorum ben. O hayırsız paralarla sana hayatta başarılar diliyorum ben. Baba, hem de konuşamadık ki. Baba, biz hence evleneceğimiz, evlenmeyeceğimiz. Baba, ben Saffeden mi yeni diyeceğim? Bir şeyler yemedin baba. Karnım doyursaydın. Canım istemiyor. Sen yersin. Acık işim var benim dışarıda. Beni beklemen. Ne işle açtım başıma. Anası gılıklı. Hep aynı değil mi? Dört duvar. En azından gıyımda durdu. Senin gibi çekip gitmedi. Neyse. İçeride sofra kurulu. Çıkam da bir şeyler yiyeyim. Maşallah. Fidan gibi olmuşsun. Elinden de her iş geliyor. Emine. Hani sen dün bana bir şey dedin ya, neden gittiğini bilmiyorum diye. İster misin, anlatayım mı? Bilmem. İster anlat, ister anlatma, fark etmez. Babanla beni evlendirdiklerinde gençtim ben. Aa böyle senin kadar falandım. O zaman diyorlardı hep, bu Rafet suratsızın teki diye. Boşuna dememişler, dört duvar diye. Ama ben çok üstünde durmadım. Umursamadım. Ne bileyim, gençlik işte. O zaman güzel geldi evlilik hayali. Ne varsa sanki evlilikte. Beyaz gelinlik giyecekmişim. Hediyeler alınacakmış bana. Önemli olacakmışım ben. Sonra bir de evlenince... ...anamın babamın baskısından kurtulmak vardı. Kendi evimin kadını olmak vardı. Ama öyle olmadı işte. Hapishanenin birinden çıkıp birine girmişim gibi oldu. Meşhur dört duvar Rafet, hayatın zindan olması ne demekmiş öğretti bana. Daha bir hafta olmadı. İlk tokadı yediğim de daha bir hafta olmamıştı evleneli. Hemen kaçıp gidesim geldi. Ama yapamadım.
lafsız olur, küçük yer. Yine düşündüm, yapamadım. Nereye kaçacaktım ki? Babam eve almazdı beni. Sonra kaderime razı olayım dedim. Belki severim dedim. Hani şarkıda diyor ya, sevmesem de alışırım dedim. Ama olmadı. Ne sevebildim, ne alışabildim. Sonra sen doğdun işte. Sen doğmasan belki ben canıma falan kıyardım. Sen böyle ufacık bir şeydin. Yani hayatın kenarına tutkaç gibi tutturdun beni. Ne zaman üzülsem böyle bir gülüyordun. Bir agu gugu diyordun. Babanın o dört duvar cehenneminde bana küçücük nefes alacağım bir pencere oluyordun. Ama büyüdün işte Emine. Okula başladın. Ben yine kendi cehennemde yalnız başıma kaldım. Babanın dayakları, baskısı, böyle yemeği önüne koyunca beğenmeyip bir bakışı, dudak bükmesi. Yani yemin ediyorum o tencereyi alıp onun başına geçirmediğimi hala pişmanım. İşte ben böyle bir çaresizliğin içindeyken karşıma çıktı o Dolmuşçu Kenan. Dolmuşçu Kenan? İlçede de dikiş nakış kursuna yazılmıştım. Gidip gelirken aynadan böyle bakıyordu bana. Sonra bir kere çekti beni kenara. Seni kurtarayım bu hayattan dedi. Bu yeşil denizleri arkamızda bırakalım dedi. Hem senin sesin de güzel. Şehre gitsen Sezen Aksu falan gibi olursun dedi. Sen de kızını bırakıp Dolmuşçu Kenan'la gittin öyle mi? Öyle değil. Çok çaresizdim. Mecbur kaldım. Bırak beni. Beni de alıp götürseydin o zaman. Madem o kadar çaresizdin, niye kendi başına gittin? Babam gelmişti. Bir şeyini unutmuştur. Sen saklan yine. Emin ya, neden kapıyı açmıyorsun sen benim iki saattir gülüm? Anca geldim Emin. Ne oldu, ne bu halin? Mahvolduk biz, maf. Bu defa da babam işi yokuşa sürüp duru. O hayırsız paranağınan seni mutlulukla hep duru beni. Haksız da sayılmaz Emin. Bir sürü yalan söyledin insanlığa. Daha ben bile bilmiyorum o paraların nereden geldiğini. Ben anlatacaktım sana gülüm de. Ben onlara da anlatacaktım de. Hem biz Agideş'ten ottuk konuştuk, dop doğru düp düzgün adamla olmaya karar verdik biliyor musun? Yalanı dolanı da bırakmıştık biz biliyor musun? Neyse Şükrü emmi düğüne kadar ikna olur boş ver. Emin, benim de bir derdim var emmi. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Annem. Oo, senin ateşin iyice artmış. Titriyorsun da. Ay canım benim. Çok üşüyorum öğretmenim. Tamam güzelim, geldik. Biraz sonra hastanedeyiz, tamam? Şunu ört üstüne iyice. Hah. Ört, ört. Nasıl durumu? Ateşi düştü, yarım saate normale dönecek inşallah. Oh, çok teşekkürler. Duydun mu bak, hiçbir şeyin kalmayacak. Anne nerede, yolda şimdi? Sağ olun öğretmenim. Ben şimdi senin kaydını yaptırıp geliyorum. Sen burada dinlen, tamam mı? Tamam.
Ne? Nasıl kötü? Kimin yanlış kaynamış galiba. Bütün kolu şişti. Hatta öyle bir şişti ki yüzü, gözü, boğaz. O boğazı bir şişti. Adamcağız nefes alamıyor. Böyle deyip duruyor. Eyvah. Kesin ödem. Tabii alçıyı erken çıkarınca ben. Ödem omuza, oradan da boyna. Ah Tugay ah! Niye çıkarıyorsun ki alçıyı? Yanlış ilaç, yanlış tedavi. Kesin soruşturma açacaklar bana, kesin, kesin. Meslekten de ihraç ederler beni şimdi. Zümrüt Hanım, hemen yetişelim. Belki İzmir'e sevk ederiz. Şaka. Siz şaka yapıyorsunuz bana. Şaka iyidir Tugay Bey. Bazen siz de deneyebilirsiniz. Bu sıkıcı yetişkinliğinizden kurtulup arada bir de olsa çocukluğunuza dönersiniz. Vallahi bravo. Beni kendi silahımla vurdunuz yani. Ah, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Demek daha önce İstanbul'da görevi yaptınız. Neresinde? Üsküdar. Üsküdar mı? 3 senem geçti orada. Üf, orada bir kebapçı Ali var. Böyle sokak arasında bir dükkan, kıyıda köşede. Görseniz dükkana girmezsiniz bile. Ama bir kebap yapıyor. Of, şiir gibi. Hele iki sokak ötesinde balık ekmekçinden hiç bahsetmiyorum bile. Yani siz erkekler şu konuyu ya yemeğe ya futbola getirmeseniz olmaz yani. Aa bak, orası başka. Beylerbeyi Spor'un maçlarına giderdim. Az tribün kavgasına girmedim mi? Tabii canım. Zaten Kız Kulesi Üsküdar'da değil ki. Salacak sahil yok. Sonra ne bileyim, karşıda Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet, bunların hiçbiri İstanbul'da değil ki zaten. Aa bak, o başka. Kız Kulesi'nin yeri ayrıdır bende. Hele Ayasofya. Bir gece kaçak kalmışlığım bile var orada. Ya. Ya. Pierre Loti, Eyüp Sultan, Ortaköy Meydanı. Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Kanlıca. Mis gibi egzoz kokusu. Otobüste balık istifi insanlar. Trafikler, çukurlar. Of, kavgalar, gürültüler. Kalabalıklar, sinir, stres. Ama hepsi bir yana. İlle de Çamlıca, ille de Çamlıca. Yine de gözünü sevdiğim İstanbul'u diyorsunuz yani. Yani diyor muyum? Demiyorum aslında. Sonuçta memleketim burası benim. Ailemin yaşadığı yer, çocukluğumun geçtiği yer. Peki siz niye gelmiştiniz buraya? Ben şeyden... Kebapçı Ali dükkanı kapatınca İstanbul'un tadı tuzu kalmadı benim için. Ondan. Tugay Bey, başhekim sizi çağırıyor. Tamam. Şimdilik müsaadenizle. Başka bir gün İstanbul'a kaldığımız yerden devam ederiz. İyi günler. İyi günler. Tutana. Geldim, geldim. Tövbe, 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 tövbe. Naciye dikkat et ya. Dikkat et, kızın canını acıtacak. Allah Allah. Bir tek senin kızın sanki. Dikkat ediyoruz herhalde. Ha, gidiyordun, gidiyordun. Gödük kızın ayağını kıstıracaktı kapıya. Vallahi hicabım şuradaki taşların şakağına bir gömerim görürsün ha. Ne bağırıp duruyorsun lan sen bana? Kıyamet kopsa şu senin icabı var ya, dağlar tepeme tepeme geliyor diye gene beni bağır. Çok konuşma, çok konuşma. Geç o battaniyeyi. Üşüdü kız yazdım burada. Makasçı ailesi geri döndü Hayati abi. Çok şükür normali döndük. Hayati, sene de çok yük olduk. Biz bu getirip götürmenin bir çaresini düşüneceğiz. Bu seferlik böyle oldu. Hiçbir şey düşünmeyeceksin ya, hiçbir şey düşünmeyeceksin. Ben günde 3 defa, 5 defa gelip gitmeye razıyım. Yeter ki Sedef iyi olsun be ya. Allah razı olsun. Sen de mi Hayati abi? İyiyim ben. Kendi kendime çalışırım diyorum. Bahçede temiz havada mis gibi kendime gelirim diyorum. İlla hastane diyorlar. O da olur kızım. O da olur.
Sen gene çalış bahçede kendi kendine. Ne dedi doktorla? Fizik tedavi görürsen daha çabuk ayağa kalkarmışsın. Bak, bahar gelip duru. Tarlalarda iş başlayana kadar senin ayağa kalkman lazım. Ya bu kadar tarlayı kime emanet edeceğim ben? Bize güvenmez zaten. Vallahi kızım, kavga dövüş istemiyorsan doktor ne diyorsa yap, tez zamanda ayağa kalk ona göre ha. Ne diyor bunu Hayati abi? Koyun can derdinde, bunlar tarlada çalıştıracak, ameli derdine düşmüş. Tabu insanoğlu böyle işte. Bulmuşlar senin gibi kızcağızı, kaybetmek isterler mi? Sen tek başına bütün Uva'ya bedelsin be ya. Bedel tabii benim kızım ya, bedeldir. Koca yeşil Uva'ya bedel. Vay 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 vay, açılır bakar açılır. Sedef makası gelir açılır. Ya abi yeter kızım, düşün şimdi. Bırak anne ya, çocukluğumu yaşıyorum yeminle. Bir kere babam bana digil yapmıştı ya. Malkavun oradan yokuş aşağı salladı beni. Sonra tutacağım diye peşimden gümülop düştüdük beraber. Hep bana izinden oldu. Giydirdi bana koca babuşları. Neymiş? Kendimize çeki düzen vereceğimişiz. Ni çeki düzen ise kasabada. Konuşma konuşma. Doktorlar yok yerinde. Odası boş. Allah Allah. Bunlar da hiç yerinde durmuyor ko. Aman deyem benim kızım ha. Bak bu makas işini hiç sevmiyorum eme. Zümrüt. Sedef. Zümrüt, hayırdır kızım? Ne işin var burada? Bir öğrencim rahatsızlandı da onu getirmiştim. Geçmiş olsun Sedef. Kusura bakma, ben gelemedim. Olsun. Gelirsin daha. Hem gelmiş kadar oldun. Sağ ol yine de. Nasılsın peki? İyi oldun mu biraz daha? İyiyim çok şükür. İşte ufak bir ameliyat etmişler belimden. Doktorlar güzel şeyler söyledi. Fizik tedaviye geldik biz de. Yavaş yavaş toparlanacağız. İyi olmayacak bir şey yok. Anladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Benim okula yetişmem lazım. Müsaadenizle. Zümrüt. Her şey insanlar için sonuçta. Ben kendimi suçlamıyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Bence yazı, kader. Yaşanacaymış, yaşandı. Zümrüt. Hani hayat ağacında sen Whitmore'la Kyle Masters bir yola giriyordun ya hani. Bence ne olursa olsun yola devam etmeliler. Sonuçta birbirlerini seviyorlar. Dünyada bundan önemli ne olabilir ki? Ne sen Whitmore'u ne Kyle Masters'ı kız. Ne dedin sen şimdi? Ya ben ne dediğimi biliyor muyum anne? Ne bileyim kız, okumuş kız sonuçta. Acık kelime oynayamam dedim. Beceremedim. Hoş ver sen. Özür dilerim öğretmenim. Ben yapamayacağım. Gonca. Öğretmenim müsaadenizle. Gonca, sen neden üzülüyorsun bu kadar? Bak sonra hasta falan olacaksın, okula gelemeyeceksin. Senin için söylemesi kolay değil mi? Üzülme demesi kolay. Senin alman hiç sakat kaldı mı? Benim ablam sakat falan kalmadı, haklısın emmi. Aynı yerde anamla babam öldü. Tamam ben küçüktüm o zamanlar.
Yani belki üzülecek kadar aklım da ermiyordur emme. Yine de hatırlıyorum böyle hayal meyal. Böyle burnumun ucunda bir koku var emme, çıkaramıyorum. Anamın kokusu mu doğan, babamın kokusu mu doğan? Ben şimdi o kokuyu duyacağımı bilsem her şeye razı olurum Gonca. Sen en azından ablanın kokusunu duyuyorsun ya. Elini tutuyorsun ya. Sarılabiliyorsun ya. Ben sakat falan da olsa razı olurdum Gonca. Yaşıyor olsalardın en azından ne bileyim böyle sarılırdın falan. Beni gızalardın. Belki dövebilecek kadar güçlü, kuvvetli olmasa bile vallahi ben kendi yanağımı böyle ellerine ellerine vurmaya bile razı olurdum Gonca. Yine de şükredilecek çok şey var. Yani yine de bir umudu var Sedef ablanın. Emme işte ölüler çıkamıyor ki mezardan. Ben bunları demek istedim sana. Bir faydası oldu mu bilmiyorum emme. Dedim işte. Nafi dayı. Cık. Olmaz be. Nafi dayının kafası kocaman olur mu hiç? Sadık emmi olur bak. Sadık emmi olur da... onun kafası güzel, kendi pek geçimsiz be. Nalet herifin teki bu. Bunlar kesin anamla kanlı bıçaklı olur vallahi. Celal dayı. Nasılsın ya? Ne zamandır görüşmedik. Dur sarılam seni. Ulan bir dur, boğacak mı beni? Ne özlemiymiş bu? Daha dün görüşmedik mi? İnsanlığa değer vermekte suç olmuş Akideş. Sana iyi günler Celal dayı. Hayatını başarıla. Fikri abi? Fikri abi? Senin kafanda ne çıkmıştı bakayım öyle? Ne olmuş lan? Ha, yok bir şey be. Ben öyle bir şişlik var sandım da. Lan ödüm koparttım ben de hasta falan oldum sandım. Dur bakayım şurada bir yumru mu var? Hmm, değilmiş be, değilmiş. Yalnız senin kafan da bayağı sertmiş ha Fikri abi. La havle vela kuvvetin. Tövbe tövbe. Fazıl dayı, bu saçlarını ne kullanıyorsun be? Bırak lan kafamı. Ne kullanacağım? Zeytinyağlı sabun kullanıyorum. He, ondan böyle parıl parıl parlıyor bunlar. Senin kafanda tüylenme mi var Fazıl dayı? Sahi mi diyorsun lan? Vallahi sarımsak sürüyorum kaç aydır. İnsan içine de çıkamıyorum. Kıllanma var mı saçlarda? Yok be. Yanlış görmüşüm ben. Tüylenme müylenme yok. Emmi sen yine de insan için çıkın Pazdayı. Ben sen de yaram bak. Made in Bahri. Kendi ellerinden yaptım. Çizgine de tutacağız Sami'ye vermeyin oyları. Bahri, kardeşim benim be. Süleyman, ne oldu? Hiç, seni çok özlemişim de öyle sarılasım geldi. Gel bir daha sarılıver. Vallahi benim de şefkat ihtiyacım vardı biliyor musun? Anam yok, babam yok, yaşıyorum bu yalan dünyada işte. Heh, bari senin baba meselesi ne oldu görün? Biz seni hala baba bakıyoruz biliyorsun değil mi? Ha, ben size onu söylemeyi unuttum. Sakın aramayın. Babam öğrenmiş aradığınızı, çok kızdı bana. Bir daha ömür billah bulamazsın beni dedi. Şimdilik püh. Ulan biz çok yaklaşmıştık be. Aramaya bırakan bari.
Bahri, uyanla bakacağım sen. Ne oldu be? Bahri, aşağı bakacağım. Ben seni bir daha sarılamayacağım. Demek bu bana benziyor. Babam olacak diyorsun yani ha? Ne? Buzlu zoptan sene baba olur mu hiç? Şunun tipine bak. Yamuk lan bu. Acık da yarım akıllı bak. Öyle deme lan. Vallahi anamın anlattığını göre aynı babamın kafası bak. Aynı hıl döncemek. Heh. Bak aynı sümek gibi bak. Sümekdi lan. Deyve be. Şevket Bosta. Değil. Bir de yegat alsın. Değil gülüm. Gumpir. Lan nice ayrı adamsınız be. Yün eğiriyorlar ya kadınla. Ha çile. Değil lan yün eğiriyorlar. Onlar yumakla oluyor ya böyle. Yumakla. Yumak yumak böyle yünün yumağı. Böyle aşağıdan böyle sivri başlıyordu bak. Yukarı doğru böyle bak dabak gibi genişliyor. Böyle de eğeceğim kafanı. Hah. Tepesi böyle dümdüz oluyor böyle kesme gibi bitiyor. Aynı vallahi aynı o. Acıklı biçimsiz olacak bak. Vallahi övünmek gibi olmasın emme. Bendeki kafa hiçbirinizde yok. Küçükken karate kursunda kafamı geliştirmek için kalak ağaçlarına vuruyordum. Bu ara fazla vurdum demek biraz denişik olmuş. Emme bir kafa atarsam çok pis atarım ha. Belli belli çok denişik olmuş. Oo çok korktu. Sakın lafa atayım deme vallahi. Sen şimdi rol yapabilecek misin Bahri? Babammış gibi durabilecek misin anamın karşısında? Madem içini dökecek diyorsun, madem rahatlayacak diyorsun, suratıma bile tüpürebilir sonuçta. Önemli olan insanlığın mutlu olması. Aslan sık lan Sadık sen. Yanılız, bana bak. Ağzını açmayacaksın. Konuşmayacaksın. İsterseniz sesimi kalınlaştırayım. Kapıda. Ben geldim, beni affediver. Sen hiç konuşmayacaksın Bahri. Sen höl bostan korkulu gibi duracaksın. Anam senin gıyın gelecek. Senin öten berin ellecek, kafan ellecek, iyice emin olacak. Sonra sana biraz vallahi sövecek, sayacak. İşte yüzün tüpürecek, için boşaltacak. Emme sen ağzını bile açmayacak, tamam mı? Tamam. Oh, kolay mı canım? Bunda ne var? Anlaştık. Heh. Hadi görem sen bağırıyorum. Bak sen şunu ya. Demek çıkacakmış karşına ha. Ha. Gelmişti beyefendi. Korkudan gelemiyormuş. Korksun tabii nalet herif. Kucağında 10 aylık bebekle bırakıp gitmedi miydi seni? Gitti. Süleyman'ım 10 aylıktın. Bir de giderken ne dedi biliyor musun? Ben çok garibanlık çektim. Oğlumu çektirmeyeceğim dedi. Biz senelerce bebe sahibi olamadık ya. Gitmediğimiz otçu, gitmediğimiz hoca kalmadı ya. Olunca kıymetli geldi ya güya. Garibanlıktan kurtaracaktın ya güya. Daha beter bir garibanlığın içine attı. Sen yine de sinirlenme Hafize. Sakin olmaya çalış. Tansiyonun falan çıkmasın. Sen merak etme Nurten. Ben sakin olacağım. Gayet de bir sakin olacağım. Benim tansiyonum falan çıkmayacak. Sakin, sakin konuşacağım. Evet sevgili dostlar, Yırcalı'nın ufak oğlan, kardeş Sinek Gayde Osman'a, anasına, babasına ve bütün Yeşilova halkına armağan etmiş. Neşet Ertaş'tan kendim ittim, kendim buldum türküsünü çalar mısınız demiş. Ayıp ettin sevgili dinleyenimiz. Sen istersin de hiç biz çalmaz mıyız? Hayat insanı neler öğretiyor değil mi dostlar? Yaşadıkça insanı neler öğretiyor? Mesela büyük lokma yiyeceksin diyor. Emme büyük laf itmeyeceksin diyor. Ben katlanırım demeyeceksin. Ne yapacaksın?
İnsan illa üzülecek, demeyecek. Ben dayanırım, demeyecek. İnsansın işte, acizsin. Başın geliverir de, belin büker de, elinden hiçbir şey gelmez. Hayat bu dostlar. Öğretiyor insana. Canını yaka yaka öğretiyor. O öğrettikçe sen canını acıtacak başka bir şeyler buluyor. Her neyse canım. Ben sizin canınızı daha fazla sıkmayayım. Hayat bu sonuçta. Öyle ya da böyle devam ediyor. Gelsin bakayım. Gelsin de göstereyim ona. Elimden çekeceğim ha İlyas. Elimden çekeceğim ha. Süleyman. Biziz ana. Geldik biz. Babam gıyımda. Sakın ses etme. Acık sövsün, saysın. İçinde gövgeyi bulsun. Tamamdır. Tamam mı? Geldiniz demek. Demek geldi İlyas. Gel bakayım İlyas. Yaklaş bir gel. Sen ne diyor? Gel bakayım. Ya iyice emin olayım bir. Gel bakayım bir. Gel. Sensin lan İlyas. Kafan hala sümek gibi. Hiç değişmemişsin İlyas. Hiç değişmemişsin sen. Sen rahat ol Hafizana. İstediğin gibi söv say. Hiçbir şey demeyecek o. Çok pişman olmuş vallahi Hafizana. O kadar çok pişman olmuş ki bir gör sen. Ben göstereceğim onu şimdi pişmanlığı. Allah! Konuş lan, neredeydin bunca senedir? Konuş! Ana niye yapıyorsun sen? Yaklaşma Süleyman. Konuş lan. Bunca senenin hesabını vercik. Konuş. Neredeydin? Abize ana ne yapıyorsun sen? Gözünü seven boğazın keseceksin adamın ya. Keserin, yaklaş ben. Bunca senenin hesabını vercik buna. Neredeydin bir konuş bakayım lan. Konuş. Ana ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Bak Hafize ana, Cemil kan görmeye dayanamaz. Burada düşer bayılı. Sonra bir de onunla uğraşır. Bak sen deyi veren. Allah'ın verdiği cana kıymak çok büyük günah. Bak deyi veren ben sana. Konuş gavurun oğlu. Lanet herif. Vallahi seni keserim. Şurada köpekler atarım. Sen beni küçücük çocukla bırakıp da nerelere gittin? Hesabını ver bakayım. Anam istikametlik çıkacak bak. Hafize ana. Sen bu yaştan sonra mapusla adam çürümek istiyorsun. Siz karışman. Konuş lan. Neredeydin bunca sene? Konuş. Konuş. Ben büküp altın bulduydum. Bunları bozdurmak için gittiydim. Büküp altın mı buldun? Büküp altın bulduydum. Hükümet elimden almasın diye senelerce kaçtım. Yeter ki siz zengin bir hayat yaşayın diye. Süleyman'ın boynu yere düşmesin diye. Yok kararı sen bu bari. Bu ama sakın inanma. Babam uyduruyor hani altın maltın buldu yok bunun. Doğru söylüyor. Nereden bulacak bu altını ha? Nereden bulacak bu altını? Nereden bulacak? Altın kim İlyas, sen işte kim? Deme gülüm. Hiç. Gandırık ediyor seni o. Konuşmayın siz. Konuş lan konuş. Söyle. Konuş. Senelerdir altını bozduracağım diye oradan ara koşup durdum. 25 yıldır başıma neler geldi neler. Altınla paraya çevirmeyi başardım. Zenginiz gari Hafize, zenginiz. Garibanlığın dibine kibrit suyunu dökeceğiz gari. Sultanlar gibi yaşatacağım sizi. Saraylara layık yaşatacağım. Altın işini çıkartıyorum. Altını karıştırıyorsun sen. Altını da karıştırıyorsun. Ne karıştırıyorsun altını sen? Ana? Teyze. Ulan senin gibi bahrenin var. Ulan ben ne yaparım lan seni? Süleyman. Şakalaşıp dur ulan. Vallahi. Ulan sen mi susmuyorsun be? Ha? Ne konuşuyorsun oğlum sen? Ha? Ne karıştırıyorsun lan altın mı altın mı?
Ne yapacaktım Süleyman? Ne yapacaktım? Anan böyle tuttu gırtlağıma bıçağı. Ben ne yapacaktım? Ulan biz seni konuşmayacaksın demedik mi be? Biz seni susacaksın demedik mi lan? Kaç yaşını kadın o be? Hiç kesebilir mi lan senin boğazını? Ne korkak çektin lan sen? Ne korkak çektin be? Süleyman gözünü seveni tasada millet güreşi yapıp durun ha. Nasıl böyle depişiyor ha? Oğlum millet kıyımızı üşecek şimdi. Sus lan alacak. Biz şimdi ne yapacağız bari ha? Şimdi ne yapacağız gülüm biz? Biz şimdi nasıl yaşatacağız anamız saraylarda ha? İki dakika duracaksın. Kadın iki sövüp sayacaksın. Sonra bu iş bitecek de şimdi ne yapacağız lan biz? Ne demek ne yapacağız ya? Sizde bir küp altın yok mu? Şşşt! Ağrımın neyindi be? Vazı vazı sana ne be? Şimdi nasıl sürdüreceğiz lan bu yalanı? Tam adam olacaktık ya. Tam bizi yalanı dolanı bırakacaktık. Şimdi ne yapacağız lan? Ha? Tamam. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Ulan siz de ya. Son öpüşürseniz canım. Nasıl var? Vallahi bana kalırsa sen bu işi yokuşa sürüyorsun gibi geliyor Süleyman. Paralı annenleri koktatmayacaksan başından söyle de biz de bilelim ya. Allah! Sen nasıl konuşuyorsun lan? Ha? Sen nasıl konuşuyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun? Dur lan, dur. Daha da yol gidecek lan. Lan. Sana iyilik yapacağım dedim. Bak Hafize teyzeyi de ikna ettik. Demek ki çok inandırıcı, çok gerçekçi oynamışım. Bak sen gari, bak bak sen gari, pozları bak sen, bak lafları bak gari, oynadın, oynadın. Bak, tamam yeter gari be. Oynadın, bundan sonra da oynamaya devam edeceksin. Eğer bir yamuğun görürsen var ya, yemin olsun bak, senin bu bıyıklan tek tek yolarım, onu göre. Vallahi yola, bıyıklan tek tek yola. Süleyman, Emin, Cemil, ne yapıyorsunuz lan burada? İyi Allah, çok şükürler olsun. İsmail, sen ne yapıyorsun gülüyor? Beni bakın. Acık bak Cengiz mi? Bir dakika Sadıç. Bahri'yle konuşacak önemli şeylerimiz var ince bizim. Lan oğlum benimki daha önemli diyorum. Hadi diyorum. Hep hadi. Senin işlerin önemli değil mi İsmail? Hiç bizim işlerimiz önemli değil değil mi gülüm? Hı. İyi lan o zaman ben öyle dimdirek fıydırıp söylüyorum. Kızılcıklar oldu mu, seleler doldu mu? Ha, sen öyle diyorsun. Bahri yok, bir yere ayrılma. Geleceğiz biz. Vallahi bıyıklanıyorlar. Ulan ben seni sıkıntı. Süleyman. Sen onunla dua et, sen onunla dua. Hirami. Bizim çay paralarını Bahri'den alacaksın. Bak öyle edip duruyor. Bize borcu var da. Bugün günlerden ne Sadıç? Salı. Peki, salı ne Sadıç? İyi. Salı sallanı, çarşamba çarşıfa dolanı. Perşembe perişanlık, cuma mübarek. Cumartesi pazar tatil, pazartesi yiğidim fesi. Giyersin ki siz fesi. Ne oğlum, ben onu mu diyorum? Bugün günlerden salı değil mi? Saatin altındaki dayı istasyon gelmeyecek mi? Ulan biz onu tamamen unutturduk ya gülüm. Lan saatte 1:30'a geliyor. Nasıl yetişeceğiz biz oraya? Hı. Siz orasını bana bırakın gülüm. Beri bak lan Süleyman. Bu Ali Ağa'nın yeğeni senin üstünü mü geçirmedi bu arabayı be? Her kafanı estingde alıyorsun. He. Liderler bilirsin Emin. Paranın açamayacağı kapı yoktur gülüm. Parayı böyle ucundan insanlığa gösterdin mi? Vallahi akan sular duruyor, ben isteği veren bak. Yine niye yalanla uydurdun lan Süleyman? Ha? Yine niye yalanla uydurdun? Çok bir şey demedin be Cemil. Bizde bir küp altını var dedim. İlçeye gidip o bir küp altını bozduracağız da bize araba lazım dedim. Elinin körün dedim. Sen yine be. Lan bunu da bilmeyi be. Eksik kal Cemil. Ulan güncecik araba için bile millet yalan söylemek zorunda kalıyoruz ya. Bak yine asabım sinirleniyor ya. Yaşlı be Sadıcım be. Yalnız altınla bozdurunca kendimiz bir tane bundan alem diyorum ben. Saman maman da yola emme. Daş gibi araba be. Vallahi. Bak şimdi bak. Bak. Vites dişlisinde sıkıntı varmış da tamir edemedim. Yağ gibi akıyor vallahi. Ulan adamın vitesini tamir ettik. Ne yapayım be?
Bozuk bir şey gördün mü dayanamıyorum, biliyorsun sen beni. Sadıç, sen madem öldün, bu Cemil'in kafasını da tamir edeydin ya, böyle bozuk bozuk dolaşıp duru. Onun fabrika çıkışı öyle gülüm. Benim kafam bozuk değil Emin. Benim kafam bozuk değil. Benim kafamı bozan sensin. Totucu değil ya. Ha Totucu ne ya? Gideş Totucu ne demek? Müezzin adamım ben. Agideş Totucu ne demek lan? Cemil Toto oynuyor ne demek lan? Boğacağım lan ben seni. Cemil. Boğacağım lan ben seni. Bu sefer gerçekten bozuldu. Çocuklar sizi seçtim. Bırak yesinler birbirlerini be. Tek yıl be lan. 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 Ben araba kullanıyorum lan. Ben araba kullanıyorum lan. Ben araba kullanıyorum ki ben. Boğacağım lan. Lan beni bırak lan. 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 Lan öldürürüm seni. Yavaş olun lan. Lan. Lan emanet araba diyorum lan. Demek bula bula Bahri'yi buldunuz ha? Ülen Bahri'nin ipiyle kuyu yenili mi? Kasabada onca adam varken neden Bahri? Lan kafası sümek gibi obadın be. Başka birini bulamadık. Ülen o değil de Hafize teyze beni hastanede tanıdıydın. Bahri'yi de tanımasın sonra. Tanımaz hiç merak etme. Tanrısı böyle kafasını ellerken tanırdı. Ötesini beresini ellerken tanırdı. Bahri ne yapıyor biliyor musun? Böyle sesini kalınlaştırıyor bak. Hafize beni affet diyor. Boş ver. Gerisi Allah Kerim. Aynen. Bir dakika Sadıç'la. Şu anda benim aklım bir şey takıldı bak. Bu saatin altındaki dayı bizim bütün altınlığa bozacak ya. Peki bu adam buraya bu kadar parayı nasıl getirecek? O kadar para ne kadar eder ki? Poşetler falan sığa mı? Ne poşetler? Bir dünya para. Sen ne biliyorsun gülüm? Sanki hayatında o kadar parayı gördün sen. Belki rüyamda gördüm. Belki filmlerde gördüm, televizyonda gördüm. Sen ne emin? Rüyamda gördüğün şey hayatta gerçek olmaz. Filmlerde de gördüm. Yeter be. Koskoca adam düşünmüştür bir şeyler herhalde. Filmlerde oluyor ya. Böyle siyah bom çantadan getirmiştir. Çuvallan getirecek hali yok herhalde. Yok gari. Ulan adam harbiden çuvalla getirmiş paralı. Ben lafın gelişi öyle dedim be. Dayı sende bon çanta falan yok mudun böyle çuvaldan getirememişim? Açıkçası çok düşündüm gençler. En azından 10-15 tane bon çanta giderdi. Kasabada çuval dikkat çekmez diye düşündüm. E biz nasıl çıkacağız şimdi bununla buradan? Vallahi orası benim meselem değil. Bu şekilde kabul ediyorsanız alın. Almıyorsanız? Vallahi sen de gururuna hiç salça falan sürdürmüyorsun dayı. İyi bakın içine de bir yanlışlık olmasın. Emin, altınla ver bir dayıya gülüm. Sadıç'la ilk iş, beni öyle bir ev alırız deme. Öyle şöminesini yakmalık. Öyle sehpasına bir blok olmalık. Öyle duvarını tablo asmalık. Öyle önünde oturup da filmlerdeki gibi izlemelik bir ev alırız beni deme. Emin, senin şömineli evin bekleyebilir gülüm. Önce bir radyo kuracağız ilçede. Adı da Bakır Efem olacak. İsmail'le istek attı Bakır Efem'e taşınıp doğru gari. İsmail, senin radyon bekleyebilir gülüm. Ben diyorum ki önce Ali Ağlağan yeğeninden hemen gidip şu Anadolu alacağım ben. Onun da motorunu bir bakım yapacağım. Vallahi uçak gibi olur namussuzum. Ha gidişle beni sorarsanız bir tane cami diktiriverem derim ben size. Paralığın hayrını görürüz gari. Çiftlik gövünün camisini yenileyeceklerdi. Kocaman bir tane cami diktiriverem ben oraya. Bu dediklerinizi hemen yapmayacaksınız değil mi? Neden? Biz kaç senedir bundan hayallerini kuruyoruz, sen biliyor musun? Çocuksunuz siz ya. Bu dediklerinizi yapın da devlet hemen ensenizde bitsin. Nasıl açıklayacaksınız bu paraları? Nereden bulduk diyeceksiniz?
Mesela miras kaldı desek olur mu acaba? Miras kaldı deriz. Dedemizin didisinin didisinin babasından çok yüklü miras kaldı. Şimdi ortaya çıktı deriz. O mu? Devlet de hemen size inanır değil mi? Ulan bu paraları harcayamadıktan sonra ne anlamı var be? Kendinize bir zenginlik hikayesi bulacaksınız. Zenginlik hikayesi mi? Allah'ını seversen saatin altında Aki dayı. Ne işimiz olur bizim hikayenle düz yazınla? Bizim tek bir aşkımız var. Bu da şiirle. Ulan adam onu mu diyor Emin? Adam bir hikaye bulacağınız diyor. Yavaş yavaş zengin olacağınız diyor. Hı? Aynen. Küçükten başlayacaksınız. Sonra yavaş yavaş zengin olacaksınız. Anlaşıldı mı sadıçla? Ver bakayım. Yani kısaca adam böyle diyor. Siz bu garibanlıktan hiç kurtulamayacaksınız dep duru. Yakınınıza sakız gibi yapıştı çıkmayacak dep duru. Cami yaptırsak belki affederler bizi. Belki depemize binmezler Sadık. Binmezler gülüm, binmezler. Dualı alan beraber bizi hapsi yollarlar tövbe tövbe. Ulan bir torba paramız var. Yine de cami yaptıramıyoruz arkadaş. Ulan siz onu bırakın da ne kadar ağırmış lan bu eşek ölüsü gibi. Paranın yükü ağır oluyor İsmail. Vallahi ben yine de Anadolu alırım Sadıç. Çok pahalı bir şey değil zaten. Şş! Ne yapıyorsunuz lan siz burada? He? Biz. Evet. Tarladan geliyoruz biz. Tarladan geliyoruz. Bu çuvalın içinde ne var bakayım? Hırsızlık mı yapıyorsunuz lan siz? Hurdalığa vardı burada. Bunları mı çalıyorsunuz lan siz? Ne hurdası dayı? Ben kendim zaten hurdacıyım dayı. Bizde bir sürü hurdalığa var. Sizin buradaki hurdalığa kalmadık kusura bakma da. He. Ben hurdacıyım yani diyorsun sen öyle mi? Ulan şaşkın. Kendi ağzından kendini ele verdin ya sen. Ulan bunun içinde kesin hurdalığa var. Açın lan. Açın bakayım şu çuvalın ağzını. Bu ne lan? Zeytin yaprağı mı bu? Zeytin yaprağı. Hurda. Zeytinlik lava ya. Oradan aldık biz ona. Ama sen kimseye söyleme dayı. Bele ben bizi dayı. Bizim tam da hayvanlığımız açtı dayı. Mecbur kaldık biz. Aynen. Vallahi hayvanla abi deri bir kemik. Süt bile vermiyor hayvanla. Horoz bile ötmüyor. Ulan sizi polise verdim emme. Bugün yumuşak tarafıma denk geldiniz. Hadi lan, hadi. Yürüyün bakayım, yürüyün. Hadi. Kimseye değmeme dayı. Ulan. Sağ ol dayı. Tövbe tövbe. Cemil değil misin sen? Hüseyin'in oğlu. Annem öyle şıntına bak. Ne kadar büyümüşsün lan. Yolda görsem tanıyamam vallahi. Tanıdın ya işte. Bu ne lan? Ne taşıyorsunuz siz böyle bakı? Zeytin yaprağı. Şıntına bak o. Zeytin yaprağı. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ulan şu henkinden bu poşet zeytin yaprağı versenize bana. Damda bir tane oğlak var da önünü aç. Yok olmaz. Olmaz. Veremeyiz biz sana. Olmaz. Ne olmaz lan? Alt tarafı bir poşet zeytin yaprağı değil mi? Siz genç adamlarsınız. Toplarsınız gene. Olmaz. Çünkü? Çünkü bunun içinde hurda var. Hurda mı var? Hurda var bunun içinde. Şimdi şöyle bak. Orada hangar var ya bir tane. Biz o hangardan hurdalığı aşırdık da... ...sene de zeytin yaprağı var dedik. De gidi Cemil de. Mezun olacağım bir de. Sırf bana bir poşet zeytin yaprağı vermem de yalan söylüyorsun bir de değil mi? Kaç kaç kaç. Yok ya.
Ne yalan söyleyeceğim ben sana? Doğruları söylüyorum vallahi. Tüh, yazıklar olsun sana. Bir de Molla Cemil'in torunu olacaksın. Tamam gitme bak, doğruları söyleyeceğim ben sana. Bir çuval para var bunun içinde, verem mi sana biraz istiyorsan? Bir de maytap geç tabii, saygısız. Ne maytap geçeceğim ben seninle? Vallahi billahi para var bunun içinde, gel bak istersen. Bir de yemin ediyor, utanmaz arlanmaz. Babana söyleyeceğim seni, terbiyesiz kızan. Tüh! Yürü lan, daha fazla konuşma, yürü. Enemle Cengen, sen bize. Ne gideceğim ille? Çok ağrıma gitti vallahi, tabii çok gitti ağrıma. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bu çuval ne bakın? Yok gari. Yuh gari. Hakikaten yuh yani. Ne var lan o çuvalın içinde? Ne olacak lan? Zeytin yaprağı ve sen ne? İstasyonun kıyından topladık. Bana bakın lan. Yoksa siz biri mi kestiniz? Ha? Kimi kestiniz lan? Hangi dereye atacaksınız lan? Ne kesmesi lan? Ne kesmesi? Sen de ayrık otu gibi her yerden çıkma karşımıza. Allah'ın gevşeye sen ha. Yürü hadi yürü. Koy şunu, koy, 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 koy. Oh. Siz yine bir işler çeviriyorsunuz emmi. Vallahi ben çözeceğim. Yemeğinle çözeceğim. Vallahi çok çirkin çözeceğim, bak görürsünüz. Ekmeği kurdu dedik yapıyorum oğlum. Dur bak. Bu ne nakedeş? İnsanın istemediği ot burnunun dibinde bitermiş. Tövbeler olsun vallahi. Kadına çuvalın içinde para var dedim. Gel virem dedim. Onu da inanmadı ya. İnansın da maf olam değil mi gülüm? İnansın da maf olam değil mi Cemil? Sırf senin vicdanın rahat edecek diye. Lan siz onu bunu boş verin de. Saatin altındaki adamın dediğini ne yapacağız onu düşünün bir ya. Doğru diyorsun vallahi. Bizim bir an önce bir hikaye bulmamız lazım. Yoksa aha böyle adamla alan uğraşmak zorunda kalacağız. Ne gülüyorsun lan? Buldum sadıçla. Ne buldu? Bizim Sebahattin'in benzinliği yok mu? Var. İnci biz o benzinliği veresiye almış olsak. Benzinliği. Aynen. Goleyi yoldan köşeyi dönmüş oluruz hem de hikaye icabı. La iki damla benzinin veresiye vermeyen adam benzinliği veresiye verin be. Saçma sapan konuşma Emin. Hiç. Ben diyorum bir radyo açam diyorum. Alet edevat ne varsa hepsi Makkay ve Süleyman yaptı direz. Oldu gülüm. Komutana da öyle söylersin artık. MacGyver Süleyman halletti dersin. Zaten mikseri de ne kadar aldınız diye adamı sormaz la. Verici desen salı pazarından vericiyi alırız. Ulan bari sen yapma İsmail. Beni sorarsanız cami yaptıralım derim Sadıç. İsmini vermeyen hayırsever bir vatandaş yaptı deriz. Nasıl? Harika fikirmiş gülüm. Parayı nereden toplamış olacağız gülüm camide? Bir doğmadın değil mi? Mümkün sen fikrini söyleyeyim Cemil. Fikrin seni kalsın gülüm. Benim aklıma bir şey geliyor ama. Dev bakın. Bizim Feridun'un kokoreç tezgahı yok mu? Onu satıp durmuş bu. Çok da bir şey istemiyor vallahi. Onu alalım diyorum da ben. Ufaktan ufaktan başlayan. Çok güzel fikir. Kuş kondurdun Süleyman. Aynen. Bir çuval paramız var. Bir de bağırsak temizlemenle mi uğraşacağız İnci gülüm? Hiç.